Günaydın arkadaşlar. Bugün yine geç kaldık. Yani yeni bir motosikletle, yeni bir vlog, böyle bir cümleyle giriş yapmak istemezdim ama gerçekten geç kaldık. Saat 8.50 küsur. Ya ıslatmayın işte kardeşim. Tam da virajı lan bilerek mi ıslatıyorsunuz? Gözünüzü seveyim ya. Tam virajı nasıl denk getiriyorsunuz buraları ya? Bak. Katil iş üstündeyken yıkaldım. Hayır bir de ıslatıyor. Soğuk. Yani hava sıcak. Yani sıcak mı soğuk mu onu da tam anlamıyorum ama hava böyle bir değişik yani. Kimisinin üstünde mont var, kimisinde tişört var. Tişörtle yürüyor. Yani tişörtle yürüyen üşümüyor mu? O üşümüyorsa montla giden pişmiyor mu? Yani mont için biraz fazla ama tişört için de biraz az gibi. Bak dayı yelek giymiş mesela, kısa kolluyla geziyor. O biraz daha kafa karışık onda. Enteresan. Otoparka giderken mont giymiş ama montun bir kolunu dışarı çıkarmış adam gördüm lan ben az önce. Neyse şundan bahsedeyim. Yeni motosikletimiz Yamaha XSR 900. Tamam. Peki neden böyle bir şey yaptım? Yani nereden çıktı böyle bir fikir derseniz bilmiyorum abi, kafama esti. Yani dedim ki kendi kendime, denk geldim motora. Zaten bu motoru biliyordum ama bunu değil de aslında bundan 3 yıl önce falan R5 kullandığım zamanlarda, ilk aldığım zamanlarda XSR 700 gördüğüm zaman dedim ki lan ne kadar güzel motor falan, çok tatlı motor falan. Ama tabi o zaman şartlarıyla güzel paraydı. Yani yaklaşık 33 bin liraydı sıfırı. Evet şu anda 40 bin lira ayrılmış. O zaman 33 bin lirasıydı ama o zamanın 33 bin lirası işte R5'te 16 bin liraydı, öyle düşünün. Neyse. Öyle sadece güzel uzaktan baktığımda beğendiğim bir motosikletti. Daha sonrasında işte Tracer falan aldık. Tracer'ı kullandık. Gayet memnunum. Onu soran arkadaşlar da var. Hani bir problem mi vardı diyorlar. Hani senden gördük Tracer'a geçtik. Bir sıkıntısı varsa hani bilelim biz de gibisinden. Herhangi bir sıkıntısı yok abi. Vallahi Tracer'da çiçek gibi motor. Bana biraz rahat battı. Bir de şey, ben onu biraz uzun yol falan yapayım diye aldım. Uzun yolda biraz rahat edeyim diye aldım. Çünkü R5'te birkaç İzmir'e gidip gelmişliğim falan vardı. Dedim ki ulan bir kere rahat yüzü göreyim dedim. Tracer'a geçtim. Ne zaman aldım ben o motoru? Eylül'de aldım. Eylül'den bu zamana 8 ay falan geçti. Bu süreçte zaten uzun yol yapacak bir durum yoktu. Kış aylarındaydık. Onun üzerine işte tam yaza girdik dedik. Korona patladı. Bu sene de o sebepten dolayı öyle uzun yol falan yapamam çok büyük ihtimal. Bir sene de öyle geçti. Dedim şehir içinde kullanacağım. Lan XSR gözüme battı böyle. Dedim ki neden böyle bir şey yapmayayım. Önce bir işte XSR 700'e baktım. Sonra toplu böyle bir düşünce, toplu bir kararla dedik ki ulan Tracer 700 zaten, XSR 700 aynı motor bloğu. Dedik ki biraz daha sıkalım kendimizi, XSR 900 alalım. Sonra işte ilana koydum motoru. Satıldı falan. Satıldıktan ertesi günde bu motoru bulmuştum zaten, bunu aldım. Çok hızlı gelişiyor, bunlar çok hızlı gelişiyor. Ta tarihe döndüğümüz zaman benim motosiklete başlama öyküm de böyle zaten hızlı başlamıştı. Karar vermiştik ve baktık ki bir ay içerisinde işte ehliyeti almışız, motoru almışız. Bir baktık motorun üzerinde bulduk kendimizi.
Ya ani hızlı kararlar verebiliyorum bu konularda. Ya biraz da hani şartlarınız el veriyorsa, ne bileyim ya da bir tık zorlayabiliyorsanız yapın abi, içinizden geldiği gibi yapın yani. Yok şu motoru alsam işte satılır mı? İşte ulan bu motoru alana kadar şu motoru alsam bunun daha çok piyasası var deyip deyip istemediğiniz motosikletlere bin lan. İstemediğiniz motosikletlere binmeyin. Yani inan en kötü motorun bile alıcısı var. Yani alınıyor, motosikletler alınıyor. Hepsi alınıyor. Belki bir hafta beklemezsin, iki hafta beklersin. Belki bir ay beklersin, bilmiyorum. Tracer alırken de öyle söylediler. Tracer'sı az. İşte MT-07'i alsaydın Tracer 700 daha zor gider. Motora ilanı koydum. Ciddi teklif olarak ilk 2 günde hiç yoksa 5 tane teklif geldi. Satsam satardım ilk 2 gün. Satmadım. Teklifler hoşuma gitmedi. Elimde de alacağım motor yoktu. Ondan dolayı bekledim. Herhalde 3 hafta sonra falan sattım ama nispeten kafamdaki fiyata sattım. Sonra da bunu aldım zaten. Şimdi bunu alırken de şunu diyecek arkadaşlar var. Ulan MT-09 alsaydın. XSR işte piyasası yok, az. Abi bunu kullanan kitle farklı, onu kullanan kitle farklı. Yani illaki ortak noktada buluşuyorlardır ama yani XSR'la MT-09'u ben kıyaslayamıyorum yani şey anlamında. Kullanıcı profili olsun, ne bileyim. MT-09'u cidden seviyorum mesela. Çok tatlı motor, hele yani yeni kasasından bahsedeyim, eskisinden değil. İlk çıktığında falan ulan dedim ne kadar güzel yapmışlar falan, böyle asi duruyor kafadan. Ama hani alacağım bir motor değil o benim. Bana gitmez, ben sevmiyorum, benim hoşuma gitmiyor. Ben MT-09 dediğim zaman tekerci Tayfa geliyor benim aklıma. Yani biraz etiket motosiklet açıkçası, öyle söyleyeyim. Bu söylediğimi de kimse yanlış anlamasın, öyle de istemem yani. Kullanan arkadaşlar da demesin ondan sonra ulan ben MT-09 kullanıyorum, beni niye dışladın falan. Öyle bir şey yok. Sadece benim hoşuma gitmiyor yani şey anlamında. MT-09 alıp yapılan işler benim hoşuma gitmiyor. Bu sebepten dolayı. Ya en güzel kıstaslardan bir tanesi de piyasada az olması. Az abi yani. R25'te mesela o durumu yaşayamadım. Her yerde R25 vardı ama şöyle bir avantajına yakaladım. Mat gri. Çok az vardı. Sadece yarım sezon çıkan bir renkten bahsediyorum. Yarım sene çıkan bir renkten bahsediyorum. O yüzden piyasada oldukça azdı benim kullandığım zamanlarda. Hatta R25 kullanan adam da şey diyordu. Hani bu böyle bir rengi ben bilmiyorum. Ne zaman rengi falan. Yani bir tık böyle az olmak tamam bir tık demiyorum yani bir miktar az binilen bir motora binmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Her gittiğin yerde olmaması böyle bir tık sana böyle biraz sana özelmiş gibi geliyor olması hoşuma gidiyor açıkçası. Ondan dolayı böyle tercihler de beni çekiyor. Evet, XSR 900, baktığınız zaman MT-09 bloğu var. MT-09 ile aynı diyebilirsiniz. Yani MT-09 neyse bu o aslında baktığın zaman. Dış görünüş hariç. Bu arada 3 silindir sesi çok tatlıymış be. Bizim Arif'in Tracer 900'de de tattım o sesi ama çok kısa bir süre tatmıştım. Kullanmak çok tatlı yani. Egzoz falan takıyorlar. Okey. Egzoz takınca da güzel oluyor. Yani en azından çift silindir gibi bağırmıyor. Ya da tek silindir gibi bağırmıyor ama takmasanız bile böyle tatmin eden bir sesi var. Böyle vuv vuv falan, böyle hoş yani. Bilmiyorum, benim hoşuma gitti açıkçası. Sizin hoşunuza gitmez, benim hoşuma gitti. Yakıt tüketimi olarak da işte benim kullanışıma göre Tracer neyse. Dayı ne yapıyorsun ki ya? Şuradan bir kahvaltı alayım ya. Zaten geç kalmışız. Bir 10 dakika kadar geç kalmışız. Evet, bunu da buraya takalım. Madem 1 Haziran'dan itibaren normalleşme, yeni normale dönüyoruz. Kahvaltımızı da alıp yeni normale dönebiliriz abi.
Yani bilmiyorum kaç dakikadır konuşuyorum ama böyle yeni sezona, yeni motosiklette, yeni vloglar. Yani söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz yine. Kendinize dikkat edin. Öpüyorum sizi.